Sayın seyirciler, kadına şiddet Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olmayı sürdürüyor. Alınan önlemler şiddet verilerini azaltsa da aile içi şiddet hala yüz binlerce kadının hayatını karartmaya devam ediyor. İzliyoruz efendim. Evet, mahkememize boşanmak için başvurmuşsunuz. Anlatın bakalım, sizi dinliyorum. Şimdi hakim bey, bizim aramızda şiddetsiz geçimsizlik var. Şiddetsiz geçimsizlik mi? O nasıl oluyor? Şiddet yok işte. Şiddet olmadığı için de geçim de olmuyor. Nasıl yani? Bu adam beni dövmüyor hakim bey. Evet, dövmüyorum. Bana vurmuyor ya. Bir tokat bile atmıyor. Fiske bile vurmuyor. Yumruk atmak yok, kafa atmak yok. Böyle bir saçımdan tutup beni evirip çevirip dövmek yok. Öyle mal gibi bakıyor anca böyle. Trene bakar gibi bakıyor. Bana ya. Ya kızım sen ne diyorsun? Ne güzel işte, adam seni dövmüyormuş. Daha ne istiyorsun? Mazoşist misin? Ya tamam hakim bey, yani şimdi bu adam beni dövmüyor ama ben bundan yiyeceğim dayağın 10 katını yiyorum. Kimden? Mahalledeki kadınlardan. Hepsi bana gıcık oluyorlar hakim bey. Hepimizin kocası dövüyor. Sen ne yapıyorsun da senin kocan seni dövmüyor diye toplaşıp bana girişiyorlar ya. Benim saçımı başımı yoluyorlar hakim bey. Perişan ediyorlar hep beni. Hep bu malın yüzünden. Bu dövse razıyım ama pısırık bu. Elini bile kaldırmıyor bana. Ben kadına şiddete karşıyım hakim bey. Sus! Nadem ulan seni, kadına şiddete karşıymış gerizekalı. Senin yüzünden mahallede dışlandım. Sen de biraz öküz olsaydın ya, ne olurdu ya. Ulan tamam. O zaman sen bana bir şans daha ver. Bak bu sefer Allah yarattı demeden bak ben seni nasıl dövüyorum. Tokat manyağı yapacağım seni, tokat. Ay hadi be oradan, çok duydum bu sözleri. Pısırık herif, döveceğim döveceğim diyor bu, sonra kıyamıyor bana. Sen bak bunu bir kabul et. Bak ben seni ne yapıyorum. Bak bak ben sen o zaman göreceksin sen. Sen o zaman hakim bey şahit bak. Ay hadi oradan yalancı herif ya. Ay hakim bey bizi boşayın Allah aşkına. Ben buna daha fazla dayanamıyorum. Hayatımı kararttı bu. Hay Allah'ım ya. Şimdi bunları boşasan bir dert, boşamasan bir dert. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'nin %30'unun obez olduğunu açıkladı ve herkesi obezite ile savaşmaya davet etti. Tabii ülkemizde obezite riskinden çok uzak olanlar da var. Buyurun izleyelim efendim. Evet, tahlil sonuçlarınıza bir bakalım bakalım. Bayağı fena. Hadi ya. Neyin var doktor bey? Şimdi kolesterolünüz çok yüksek. Benim mi? Sizin tabii, sınırda resmen. Beyefendi bakın, bundan sonra yediğinize içtiğinize çok dikkat edeceksiniz. Mesela kızartma yemek yok. Yemiyorum ki zaten. Yağlı yemekler de yok. Onu da yemiyorum. Öyle kebaptı, dürümdü, İskender'di, onlar da yok. Oo, onlar zaten yok. Baklavaydı, börekti asla yok. Hepsini keseceksiniz. Ya iyi de doktor bey, ben zaten bu söylediklerinizin hiçbirini yemiyorum ki. Hadi ya. Kolesterolünüz niye bu kadar yüksek o zaman? Bir daha bakalım. Hay Allah ya! Tahliller karışmış görüyor musun? Sizin sonuçlarınız değil ki bunlar canım. Sizin dosyanız burada. Hemen bakıyorum. Kolesterol yok, şeker yok, tansiyon yok, kilonuz da yok. Bravo valla! Hangi diyeti yapıyorsanız yapmaya devam edin. Ne diyeti bu? Sibelcan diyeti mi yoksa? Yok, asgari can diyeti. Asgari can mı? O nasıl bir şey ya? Biz asgari ücretlilerin uyguladığı genel bir diyettir bu. Gıda namına her şey yasak. Oo, çok iyiymiş ya. Bu kadar etkili bir diyet hiç görmemiştim. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de görmemiştim. Adamın resmen iflahını kesiyor. Öyle bir diyet yani. Maşallah maşallah. Bu diyeti bırakmayın o zaman. Biz bırakmak istiyoruz aslında da bıraktırmıyorlar ki. Alıştık artık zaten. Bir şekilde yaşıyoruz. Hadi geçmiş olsun öyleyse. Sizin hiçbir şeyiniz yok. Turp gibisiniz amcacım. Ne amcası lan? 20 yaşında adamım ben. 20 mi? Hadi ya. Ulan demek ki gıdasızlıktan epey bir çöktüm. Neyse hadi bana müsaade. Size kolay gelsin doktor bey. Güle güle amcacım. Yani kardeşim. Amca kardeşim. Hay Allah. Turp gibisin turp. Ama sıkılmış turp. Efendim, sözlü sınavı ve notu tarih oldu. Sözlü notu yerine artık öğrenciye performansı ölçülerek performans notu verilecek. Performans da derse katılım, sosyalleşme gibi konulara bakılarak ölçülecek. Buyurun izleyelim efendim. Nesi var öğretmen bey öğrencimizin? Performansını ölçeyim dedim. Baktım performansı atmıyor. Kaptığım gibi revire getirdim işte müdür bey öğrenciyi. Bakayım. Belli belirsiz, çok zayıf atıyor performansı. Derslere katılımı nasıl? Parmak kaldırma, soru sorma filan? Vallahi hiç yok müdür bey, hiç yok. Peki sosyalleşme? Okulun çayı vardı ya geçen pazar, gelmedi. Her zaman halsiz, uykulu, bezgin. Performans alamadım ben hiç kendisinden. Pekala. Emre! Emre, beni duyuyor musun yavrum? Emre! Yavrum, niye parmak kaldırmıyorsun derslerde?
Halim yok müdür bey. Aç geliyorum okula her gün ben. Ailen yoksul mu yavrum? Evet. Hep uykulu oluyorsun Emreciğim. Babam işsiz benim. Kahveden geliyor. Kavga ediyorlar geceleri annemle. Ben de uyuyamıyorum. Okul çayına da davetiye alamadınız tabii. Evet. Simite şok. Simite şok vereceğiz geri döndürmek için öğretmen bey. Simite şok mu? O nedir müdür bey? Yani elektroşok gibi. Başka çaresi yok çünkü. Ama çocuk kaldırabilir mi bunu müdür bey? Baksanıza bünyesi kuş kadar. Vallahi başka çare yok. Deneyeceğiz. Siz şimdi şöyle biraz kenara çekilin. Heh. Emre yavrum aç bakayım ağzını. Aç bakayım ağzını Emre. Bir daha. Yavrum nasılsın? Müdür bey çocuğu kaybediyoruz. Hazım başlasın. Kana karışsın biraz simit. Emre. Öğretmenim bir soru sorabilir miyim? Sor yavrum sor. Canlandı müdür bey canlandı. Performans göstermeye başladı. Emreciğim söyle bakalım. Atanamayan bir öğretmen atanamadığı süre boyunca müfredatın kaç kez değiştiğine şahit olur? 7.4. Aferin. Seviye belirleme sınavından çıkalı 24 saat olmamış bir öğrenci bir kıymalı poğaçayla birlikte bir süt içip üst üste 6 matematik, 2 kimya, bir edebiyat sorusu çözerse ne olur? Baş dönmesi ve kusma belirtileri göstererek hastaneye kaldırılır. 3 yıl okula devam edemez raporu alır. Bravo. Maşallah değil mi müdür bey? Bu ne performans ya? Canlı performans bu öğretmen bey. Simite şok sonucu canlı performans. Adam milli eğitim sistemini yalamış yutmuş. Zehir gibi. Açlık bu yavrucakların sorunu. Yoksa senden benden iyi biliyorlar bu eğitim işini. Emre aç bakayım yavrum ağzını. Al bakalım bu da benden. Hadi geçmiş olsun. Bu simite şoklarla yarı yılı çıkarır Emre Rahatça. Merak etmeyin. Sayın seyirciler, Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.